Teknolojik gelişimi inceleyip gidişatın nereye yöneldiğine bir bakalım mı birlikte? Bu videoda en ilginç, en havalı icatları göstermeyeceğim. Analistlerin yaptığı en gerçekçi, en uygulanabilir trend tahminlerini sıralayacağım. Girişimciler hangi fikirlerin peşinde? Yatırımcılar ne gibi projelerde? En çok hangi alanlarda yeni patentler alınıyor? Bu sorular önemli çünkü bazılarına göre önümüzdeki 10 yılda son 100 yıldaki kadar teknolojik ilerleme kaydedilecek. Built George in 30 days at a cost of 15 pounds. Birinci trend, yapay zeka uygulamaları ve robotlar. Yapay zeka son 4 yılda kurumların en çok Ar-Ge bütçesi ayırdıkları konu oldu ve bu aynı hızla gelişimini sürdürecek. Sadece teorik olarak değil, pratikte de bunun sonuçlarını göreceğiz. Örneğin robotlarla birleşmeye devam edecek yapay zeka. Tabii robotların sayısı da artacak. Sadece 2021'de 500.000'dan fazla endüstriyel robot fabrikalarda çalışmaya başladı. Şu anda dünyadaki tüm aktif olan robotları bir araya getirebilseydik eğer, 3,5 milyonluk nüfusuyla İzmir'den sonra Türkiye'nin en kalabalık 4. kenti haline gelirdi bu robotların oluşturduğu kent. En son Tesla'nın robotları hakkında bir video yapmıştım. Önümüzdeki yıllarda sadece bu şirket yapay zekaya sahip olan bu robotlardan 100.000'lerce üretip satmayı düşünüyor. Önümüzdeki 10 yıl otomasyonu kolaylaştıran yapay zeka uygulamaları ve onu kullanabilen robotlarla dolu olacak. Inspiration. You know it is the greatest. The way a Remington Quiet Rider helps, you find yourself with an urge to express yourself. İkinci trend, biyomühendislik. Biyomedikal araştırmalar gelişecek ve hücre tedavileriyle nadir hastalıklar, nöronal problarla da engelliler iyileştirilecek. Aşılar yenilebilir hale gelecek. Antibiyotik tedavisine alternatif olarak faj tedavisi kullanılacak. Bu konularda geliştirilen 400'den fazla yeni teknolojiden sadece birkaçıydı bu saydıklarım. Önümüzdeki 20 yılda ekonomik etkisi 4 trilyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor bu alanın. Yani bir biyo devrim yaşanacak diyebiliriz. Bu devrimdeki en hararetli tartışmalar gen düzenleme ve tasarlanmış bebekler konusunda yaşanacak gibi görünüyor. A system that for example can tell you instantly which nurse is closest to any given patient and can even summon up patient information in seconds. Gee. No. GTE. Üçüncü trend, temiz enerji. Uzun süredir en çok yatırım alan gelişim trendlerinden biri temiz enerji. Net sıfır sera gazı emisyonu hedefine yardımcı olan çeşitli temiz enerji çözümleri geliştiriliyor ve bunlar sadece 2021'de 257 milyar dolar yatırım aldı. Bu alanın gelişeceğinden başka türlü de eminiz çünkü Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 hedeflerine ulaşabilmek için bu yatırımların 2030'a kadar yılda 4 trilyon dolara çıkması gerekiyor. 8 yıl içinde 16 katlık bir büyüme hedefi bu. Uluslararası Enerji Ajansı IEA'nin başında bulunan Dr. Fatih Birol, yenilenebilir enerji konusunda dünyanın bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. Geleceğinizi planlıyorsanız bir gözünüz mutlaka güneş enerjisinde, rüzgar tribünlerinde, jeotermal kaynaklarda, okyanus dalgalarındaki hidrokinetik güçte olsun. The turn of a key and you're ready to go. No clutch and no shifting, automatic, you know. Dördüncü trend, mobilite. Bir yandan insan nüfusu artıyor, 8 milyar olduk. Bir yandan da daha fazla sayıda insan daha büyük kentlere gelip yaşamaya başlıyor. 2050'ye kadar tüm nüfusun %66'sı büyük kentlerde yaşayacak. Ve bu büyük kentlerden 41 tanesi 2030 yılına kadar bir mega kent haline gelecek. Bu mega kentlerde mobilite dramatik bir şekilde değişecek. Çünkü şu anda İstanbul'da dahil olmak üzere büyük yerlerde yaşayanlar trafikte yılda en az 154 saat kaybediyor. Kazalarda her yıl 1.3 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Yeni teknolojilerle A noktasından B noktasına ulaşmak için kullandığımız araçlar daha güvenli, daha temiz ve daha ucuz olacak. Elektrikli, otonom, şoförsüz araçlar enerjisini yollardan toplayacak. Yani sadece araçlar değil, kentler ve onların altyapısı da daha akıllı bir hale gelecek. Now you can see scenes from Superman the movie on a ViewMaster viewer. Just put in a reel and click. You can see Superman, the legendary man of steel, in action. You can invite the whole gang over to... Beşinci trend, Web 3.
Covid döneminde evlere kapanmamızın da etkisiyle bir anda gündemimize giren Metaverse aleminde şu aralar pek de sıcak gelişmeler yaşanmıyor olsa da benim ondan da önemli bulduğum Web 3 konusundaki trendler hala bütün hızıyla devam ediyor. Merkeziyetsiz internet, açık standartlar ve protokoller vaat eden bu yeni faza geçiş için 2018'deki yatırım miktarı 20 milyar dolarken 2021'de 110 milyar dolara çıktı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca internet ve genel olarak ağa dayalı teknolojilerde değer kavramını yeniden tanımlamaya çalışan farklı girişimler görmeye devam edeceğiz. Not only is it the smartest looking projector you can buy, easy to reach controls right here on top in any room, large or small. 6. trend: uzay teknolojileri. Roketler, uydular, başka gök cisimlerine iniş yapabilen uzay araçları gibi konularda en önemli gelişim trendi uzaya yük çıkarma maliyetlerinin aşağıya çekilmesi. Geçtiğimiz yüzyılda ulusların uzay ajansları tarafından başlatılan çalışmalar önümüzdeki 10 yıl boyunca ağırlıklı olarak ticari şirketler tarafından yürütülecek. Uzay turizmi kapsamında yörüngede kalıcı şube açacak otellerin projeleri başladı bile. Maddi gücü el verenler için ay yörüngesinin çevresinde düzenlenen turistik turlar için artık biletler de kesilmeye başlandı. Bir yandan bu yönde bir gelişim olurken öte yandan ay ve Mars'ta kalıcı üsler kurulması yönünde somut adımlar da planlanıyor. For a place where the family spends a lot of time, an extension lets anyone or everyone talk on the phone without leaving the room. 7. trend: bulut ve uç bilgi işlem. Silikon Vadisi'nde ana akıma en çok yaklaşan ve yaygınlaşan teknolojilerden biri bu. Bulut ve uç bilgi işlem derken veri egemenliğini, özerkliği, kaynak üretkenliğini, gecikme süresini ve güvenliği arttırmak için bilgi işlem iş yüklerinin uzak veri merkezleri ve yerel düğümler arasında dağıtılmasını kastediyoruz. Kurumlar çeviklik ve maliyet avantajı sağlayabilmek için bulut teknolojisine büyük bir hızla adapte olurken bir yandan da bulutun siber saldırılar ve tehditlere daha açık olmasından tabii ki korkuyorlar. En değerli varlıkları olan veriyi bulut üzerinde kullanıp depolayıp yönetirken elbette onların güvende olmasını da istiyorlar. Bu videonun sponsoru Hewlett Packard Enterprise, bulut kolaylığını müşterilerinin kendi veri merkezlerinin güvenliğinde sunuyor. Kurumları BT'ye karşı tehditlerden korumak için çeşitli çözümler sağlıyor. Güvenli önleyici bakım otomasyonu HPE InfoSight, tehditleri kaynağında önleme ve koruma Aruba, siber saldırılardan korunma ve kurtarma HPE Zerto, global güvenlik standartlarına uyum otomasyonu. Kullandıkça öde modeli olan HPE GreenLake ile kurumların bulut deneyimini kendi veri merkezlerinde yaşamasını sağlıyor. VDI, SAP HANA, Big Data, HPC gibi birçok iş yükünü adresleyebiliyor. Bu kapsamda duyurulan en yeni modelse Block Storage için HPE GreenLake. %100 kullanılabilirlik garantisi ve self-service çevikliği sunan Block Storage için HPE GreenLake hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için açıklamalar bölümünde de bağlantısı bulunan web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Yes, the children stay young when you capture their voices on tape. 8. trend: kuantum teknolojileri. Kuantum tabanlı teknolojiler belirli problemler için hesaplama performansında çok etkili, üstel diyebileceğimiz seviyede bir artış sağlayabilir ve ağları çok daha güvenli hale getirebilir. Bununla birlikte kuantum teknolojilerinin olası kullanıcıları belirsizliğe kendilerini hazırlamak zorunda çünkü tamamen hatasız bilgisayarlar ve ölçeklenebilir ağlar oluşturulmadan önce belirli teknolojik zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Bu videoda sıraladığım tüm trendler içerisinde beni en çok heyecanlandıran teknolojik trendlerden biri olmasına rağmen yaygınlaşma olasılığı da en düşük gelişim trendi aynı zamanda bu. Dünya ölçeğinde bu konuya ayrılan yatırım bütçeleri de diğerlerine göre oldukça düşük, 3 milyar dolar civarında. I make perfect copies of whatever my boss needs by just turning a knob and pushing a button. Anything he can see, I can copy in black and white on ordinary paper. And am I fast? 9. trend: yeni nesil materyaller. Malzeme biliminde yaşanan gelişmeler, yeni nesil materyallerin icadını ve bunların çeşitli endüstrilerdeki kullanımını hızlandıracak.
Grafen ve nano malzemeler, daha adı bile konulmamış bir dizi akıllı, duyarlı, hafif malzemeler gibi yeni nesil materyaller, ilaç, enerji, ulaşım, sağlık, yarı iletkenler ve imalatta yeni bir işlevsellik ve gelişmiş performans sağlayacak. Which weighs only 30 ounces. Right now, businessmen and women are major users of radio telephones where cellular is in service. But more people will take advantage of cellular as its benefits become apparent. 10. trend, telekomünikasyon teknolojileri. Tüm trendler içerisinde en eskisi ve en güçlüsü bu. O yüzden en sona sakladım ve elbette öyle birdenbire ortadan kalkmayacak bu trend. Çünkü dünyada 6 milyardan fazla insan her gün cebindeki telefonu çıkartıp onunla bir şeyler yapıyor. Konuşmasa bile. Kentsel alanlarda yaşayanlar 5G sonrasında 6G hızında bağlantı kurmaya başlayacaklar. Öte yandan kırsal kesimde yaşayanlar da dünyanın alçak yörüngesinde dolaşan uydu ağları yardımıyla her yerden telefon ve internet hizmeti alabilecekler. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili ilk kullanım duyurusu yapıldı. Giderek hızlanan, yaygınlaşan ve güçlenen bu dijital bağlantılar neredeyse her endüstriyi etkileyecek. Üretkenliği ve daha fazla inovasyonu tetikleyecek. Analistlerin tahminleri işte bu yönde ama bir de global ölçekte gerçekleşebilme olasılığına sahip hiç beklenmedik bazı şeyler olabilir. İşte bu bilinmeyenler okyanustaki dalgalar gibi hayatımızda öyle bir yükselip bir alçalan bu trendleri ne kadar etkileyecek onu hep birlikte göreceğiz. Middle of the night lullaby.